Sayın seyirciler, bireysel emeklilik sistemi değişiyor. Buna göre bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Sisteme girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır. Tamamlayıcı emeklilik sistemi vatandaşlarımıza emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Bireysel emeklilik sistemine yeni düzenleme geliyor. Artık otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Devlet destekleri yaşa göre değişecek. Türkiye Sigorta Birliği'nin verilerine göre Türk halkı zorunlu bireysel emeklilik sistemine beklenen ilgiyi göstermedi. 2019'un ikinci çeyrek sektör sonuçlarına göre 11 milyon kişi zorunlu BES'ten ayrıldı. Hükümet şimdi BES'e ilgiyi artırmak için yeni düzenlemeleri hayata geçirme kararı aldı. Bu kapsamda 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına BES'le ilgili dikkat çeken değişiklikler eklendi. Programa göre bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Sisteme girenlere sağlanan devlet destekleri de yaşa göre değişecek. Ayrıca evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.